Merhaba sevgili iPhone'da izleyenleri. Bugün Apple Store'dan alabileceğiniz en saçma 3-5 üründen bir tanesiyle karşınızdayız. Eğer tabii ki tepede okuduysanız neyi inceleyeceğimizi biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız da işte karşınızda sizin tansiyonunuzu ölçmek için çıkartılmış bir ürün iHealth. Şimdi bununla ne olacağını biz hiç bilmiyoruz. Sadece gördük ve inanılmayacak derecede enteresan bir ürün olarak gözümüze çarptı. Bunun size rakiplerini söyleyeyim. Yemeğin sıcaklığını ölçen bir adet çubuk vardı. iPhone'a ve iPad'e bağlanan. Bir de tartı vardı. Bu vatandaş $99. Tartı 150 küsur dolardı. O yemeğe tavuğun bir tarafına saplayacağınız şeyde o da $99 civarındaydı. Şimdi sözü çok uzatmadan bunun açılımına geçelim. Yazı yazmış. Gayet hızlı açıldı. USB ile bilgisayarınıza bağlanıyor. Ve öyle şarj ediyor. Böylece 110 volt, 220 volt problemi de olmuyor. Bu da kolunuza taktığınız zımbırtısı. Hücreğini burasına taktığınız gibi tansiyonumuzu ölçüyoruz. App Store'da app'leri var. Şimdi onları indireceğim. Ve sonra bakalım nasıl çalışıyormuş. iHealth isimli ürünümüz. Evet, gördüğünüz gibi App Store'da iHealth diye arattığınız zaman bu aplikasyon çıkıyor. Bakalım uygulama nasıl çalışıyor. USB'sini bağlayalım bakalım. Belki şarjı yoktur. Evet, burada bir ışık yandığını görüyorum şu anda. Burada diyor ki dirseğinizin 1.2 inç üstüne doğru koyun ve sonra kolunuzu bir yerde dinlendirin diyor. Gördüğünüz gibi oldu. Ne diyor? Ben anlamam bunlardan ama herhalde hayatta olduğumu söylüyor. Süper bir olay işte. Daha ne istiyorsunuz? Buyurun. Artık iPhone'unuzla, iPad'inizle, iPod Touch'ınızla tansiyonunuzu ölçebilirsiniz. iHealth tüm Apple Store'larda sizi bekliyor. Koşun şimdi alın tükenmeden. Esasında bunun daha gerisi varmış. Görmedim ben onları. Böyle yapınca sizin orta hipertansiyon çıkmış bana. Ama neyse işte size ne çıkacaksa. Sonra bunlar nedir bilmiyorum. Artık bunları bilenler herhalde daha iyi yorumlarlar. Böyle sonuçlar çıktı. Evet, gayet hoş. Sonra bunu isterseniz Facebook'ta, Twitter'da ya da e-mail olarak paylaşabiliyorsunuz. Çok faydalı. Sıkça sorulan sorular. Burada neyin ne çıktığını benim gibi bilmeyenler için anlatmışlar. O da güzel. Tekrar yapmak ve tabii ki tarihçi. Yani ne dün ne çıktım, bugün neyim, ne oldum gibi. Sizce bu ürün almaya değer mi? Siz olsanız alır mıydınız?
99 dolar bunun için çok mu az mı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizin fikirlerinizi almak istiyoruz. Lütfen aşağıda yorumlar bölümünde konuyla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.